İşçilik maliyeti, sırasıyla genel imalat maliyeti dedik. Bakın, kavramların neyin nereden geldiğini ve neyi nasıl yorumlayacağımızı, sonra GİM dağıtımı nasıl yapılır, GİM dağıtımı önemli dedik. Burada GİM dağıtımında yükleme oranı olarak ifade ettiğimizin önemli olduğunu ve nedenlerini açıklamaya çalıştık. Şimdi esnek bütçeleme konusuna geldik. Esnek bütçelemede de aslında bütçenin bir sayısallaştırılmış plan olduğunu, plan olduğunu ve bu plana bağlı olacak şekilde esnek bütçenin hazırlanması gerektiğini ve kaldığımız yerden devam edecek olursak işte basit regresyon, bunu zaten istatistik dersinde de aslında gördünüz. Sadece burada birinci aşama aylık yaptığımızı unutmuyoruz. Maliyet muhasebesi işlemlerini 12 aylık ortalama kapasite ve her ayın kapasite farkı sonrasında karelerin toplamı alınır. Karelerin toplamı alınır. Alınır. İkinci aşamada slide olarak 75. slide'dayız. Ortalama GİM aynı dönemlerin dönem dediğimizde hesaplamanın ay olduğunu, aynı dönemlerin GİM'i bulunur ve GİM farkı hesaplanır. Her ayın kapasite farklarıyla ile çarpılarak toplamı alınır. Amaç burada üçüncü ve dördüncü değişken GİM kısımlarının hesaplanması en sonda. Üçüncü adımda kapasite ile GİM farklarının çarpımının toplam kapasite farkları kareleri toplamına bölünerek üçüncü adımda değişkenlik oranı elde etme. Bugün biraz daha katılım Aslanki derse her geçen gün kayıt dondurma işlemi mi yapıyor ki arkadaşlar? Muhammed burada mısın? Hasan abi derse katıldın mı? Bir bakalım arkadaşlarımız kimler gelmiş? Tüm arkadaşlarım merhabalar. Muhammed katılmış derse. Yasin de gelmiş. Hoş geldin Yasin. Evet arkadaşlar. Yaptıklarımız basit. Hesaplamalar da oldukça basit. Y'nin GİM toplam tutarı olduğunu, evet, toplam sabit GİM olduğu, Y eşittir A artı BX.
Evet arkadaşlar, ödevlerle ilgili duyuruyu yapacağım. Birim, lütfen duyuruları takip ediniz. Duyurularda yazacağız ve online ödev olarak da Sabis'ten de ödevleri toplayacağım tekrar. Yeni, bakın, katkı payları düzenlediğime umarım bakmışsınızdır. Bir proje ve ödev olduğunu görmüşsünüzdür. Ve neyin ne olduğunu lütfen bilerek, anlayarak yapmaya çalışın. Ben değerlendirmeleri yapar iken sizin lehinize yapacağımı söylemiştim. Aynı şekilde devam edeceğiz ki biz sanki uzaktan eğitime dersin başından itibaren hazırlıklı mıydık? Yani bulutta ödevleri toplamaya başladık. Hatta esprilerde Instagram'dan anlatalım diyorduk dersi. Şu an tamamen sanal sınıf ortamında derslerimizi mi yapıyoruz? B, birim değişken kim? Para birimi bölü kapasite. Diğeri de kapasite bölü ay. Her zaman diğer gruplarla da sizin lehinize tüm değerlendirmeleri yapacağım arkadaşlar. Siz orayı merak etmeyin, tamam? Yeni bir ödev daha, yeni bir proje daha vereceğimi anlamışsınızdır umarım. Hesaplamaları yaparken A'nın eşittir Y ortalama B çarpı X ortalama. Bu formüller bilinen formüller. İstatistik dersinde bunları görüyordunuz. Bunları hesaplarken de Minitab veya SPSS programıyla ne yaparsınız? Veya Excel'de istatistiksel kısmına girdiğinizde basit regresyon yazdığınızda, ama neyi doğru yazmanız gerekiyor burada? Yazmanız gerekenlerin neyin ne olduğu. Yani Y'nin ortalama kim olduğu, X'in ortalama kapasite olduğunu unutmayacağız. Ve hazırlanan tabloda, bakın, tabloyu yazarken, örneğin bir Excel formatında da yazarken, satırlara yazdığınız ay olacak, sütunlara yazdığınız ne olacak? Ayları yazıyorsunuz. Sütunlara yazdığınızda da kapasite kullanımı ve en direkt malzeme para birimi bölü ay olduğu, diğerinin de dis bölü ay olduğunu unutmayalım. Yani Ocak'tan 12 aylık aralığa kadar kapasite kullanımının farklı değerlerinin olduğunu ve endirekt malzemenin de aynı şekilde verilen değerlerde olduğunu unutmayalım. Sonuçta neyi bulmaya çalışacak? Şurada toplamı alacak önce. Toplamı nedir diyecek. 94.200 örneğin. Burası da toplamı. 1.884.000 para birimi bölü ay. SPSS ve Minitab veya Excel'de girerseniz işlev düğmesinde istatistiksel kısmından hesaplamayı yapabilirsiniz. Burada da basit regresyon
Zaten istatistik programlarının da, istatistiksel analiz programlarının da bunları bilmeniz gerekiyor ve teknolojiyi ve yazılımları, bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Yazılım ve araçları kullanmak zorundasınız ki süreci hızlandırabilirsiniz. Yani elle burada sınav ortamında elle çözeceğiz ama ortalama kapasiteyi hesaplarken 94.200 toplamı bölü 12 değer 7.850 ortalama en direkt malzeme maliyetini de 1.884.000 bölü 12 dediğinizde 157.000 para birimi ay. Bir şeyi karıştırdığınız zaman da lütfen birimlerinin ne olduğuna dikkat edin. Bu sizi doğruya ulaştıracaktır. Dis bölü ay para birimi bölü ay olduğunu 7.000 eksi b çarpı x b çarpı 7.850. Sonuçta her aya ait neyi bulmaya çalışıyor? Şuradaki B'nin ne olduğunu bulmaya çalışacak. B'yi de hesaplayarak 20 para birimi bölü dis olarak değeri hesaplayacak. Basit regresyon oldukça, yani özetle sonuçta şunu bulmuş olacak. Y eşittir A artı BX yazdığında B'yi 20 para birimi bölü dis, A'yı 0 para birimi bölü ay yazdığında formülasyon Y eşittir. Y eşittir 20 çarpı regresyon doğrusunun ve esas gider merkezindeki GİM, biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Gene esas gider merkezindeki GİM esnek bütçe dediğimizde kapasite kapasite seviyesi. Merakla onların yazdıklarını bekliyorum ama ben mi göremiyorum? Bir kaydırayım bakalım. Yazan da biri, bir şey yok. Evet. GİM kalemi önemli demiştik. Sonra sabit GİM ve değişken GİM olduğunu unutmayın. Ki bu şekilde neleri yazacağız? GİM kalemi dediğimiz zaman endirekt malzeme, endirekt işçilik. Lütfen bu kavramları tekrar açıp ders notlarında neyin ne olduğunu tekrar gözden geçirin. Enerji dedi. Edilebilenler, edilemeyenler, kontrol edilebilecekler, amortisman kontrol edilebilir ve mühendislik ekonomisi dersinde de amortismanın nasıl hesaplandığını basitçe söylemiştik. Sigorta, vergi ve sonuçta kontrol edilebilecekler, edilemeyecekler. Yani GİM kalemlerini yazıp toplamı elde edeceğimiz değerleri
dikkate almamız gerekiyor. Ve bu tabloyu doldurmak istediğimiz takdirde işte bunu da hangi verinin nereye geldiğini basitçe doldurabilirsiniz. 10.000 para birimi bölü ay 10 para birimi bölü diz enerji için indirekt malzeme için de aynı şekilde 20 para birimi bölü diz enerji için de 10 para birimi bölü diz olarak dikkate alabiliriz. Sabit olanlar amortisman, sigorta ve vergi 80.000 para birimi bölü ay. Evet, 60.000 para birimi bölü ay. Kontrol edemeyeceği ve kontrol edebileceği kimler? Burada şuna dikkat çekmek istiyoruz. Kontrol edebileceği para birimi bölü ay iken kontrol edemeyeceği 140.000 para birimi bölü ay olduğunu ve toplamın da 150.000 para birimi bölü ay ve olduğunu hesaplayın. Ve neyi unuttuk? Burada dikkat edilmesi gereken nokta yardımcı gider merkezlerinden YGM'lerden yardımcı gider merkezlerinden dağıtılan toplamı da göz ardı etmemek gerekiyor. Kontrol edebileceği, edemeyeceği dediği zaman birinci YGM üçüncü YGM dediğiniz zaman sonuçta YGM toplam dediğinizde elde edilecek olan değerin YGM'ler için her biri için ayrı ayrı birinci esnek GİM esnek bütçe tablosu dikkate alırken yardımcı gider merkezi içinde GİM esnek bütçe tablosu dikkate alınmalıdır ki bu şekilde hesaplamaların doğru olduğunu görebiliriz. Hesaplama sonucunda her biri için normal kapasiteye bağlı olacak şekilde neyi elde etmiş oluyoruz? Ürünler, adet,
Birinci esas gider merkezi. İkinci esas gider merkezi. Ve yıllık talep. Biri adet bölü yıl. Bakın sıkıştığımız yerde bakın dediğim. İkinci mas bölü adet. Diğeri dis bölü adet olarak farklı ürünlerin söz konusu olduğunda hesaplanacak olan değerlerin evet. Nasıl devam edebiliyor musunuz sanal sınıf dersiniz arkadaşlar? Hiç ses seda yok. Mustafa yazıyor bakalım. Sadece bizim dersimiz için konuşmuyorum. Genel olarak derslerinize katılıyorsunuz değil mi? Ürünler, birinci esas gider merkezi, ikinci esas gider merkezi, %80 oran verdi. Ben de katılanların kaç arkadaşımız katılmış? 26. Ben derse
Şu an ses yok mu? Sanki geldi diye düşünüyorum ya. Ben geldiğini görüyorum ama. Birinci EGM, ikinci EGM. Evet. Derse aktif olarak katılan arkadaşlar zaten. Şimdi burada yine kapasite ölçüsü ne olacak? Ölçüsünden kastettiğimiz birinci YGM, ikinci YGM ve üçüncü YGM için metreküp mü? Evet. Ne olacak değer? Sunudaki hatayı bulduk mu? Niye 2580 bölü 12? 2580 mas bölü yılda 12'ye bölersek mas bölü ay kalıyor değil mi? Hatayı bulduk mu? Bas, bakım saati, işçi sayısı ve birinci EGM 10 metreküp bölü diz. 1 bas bölü diz. Lütfen birimlere 2 işçi sayısı bölü diz. Biri diz başına, ikinci EGM mas makine saati başına dediğinde 2 metreküp 6 bakım saati bölü mas. 4 işçi sayısı bölü mas olduğunu ve bununla birlikte birinci EGM ne olacak? Şunu nasıl buldu? 360 metreküp bölü yılı nasıl buldum? Evet arkadaşlar, bulmasında bir sorun var mı? Bas bölü yıl 7320 işçi sayısı bölü yıl. İkinci EGM dağıtım önemliymiş değil mi? 2580 mas bölü yıl. Sonuçta 5160 metreküp bölü yıl. 15480 bas bölü yıl ve 10320 işçi sayısı bölü yıl. Sonuçta yıllık normal kapasitesinde ikisini toplayacak mı? Hepsini toplayacak ve bulduğunu aylık normal kapasite dediğinde topladığını 36.600 artı 5160 41.760'ı 12'ye bölecek. 19.000
140'ı 12'ye bölecek ve 17.460'ı 12'ye bölerek hesaplamayı yapacak mı? Sonuçta 3480 metreküp bölü ay, 1595 bas bölü ay, 1470 işçi sayısı bölü ay. Yine Yasin diyor ki on yedi bin altı yüz kırk. İyi. Uyumadığınızı çıkarıyoruz ortaya. Şurası. Hasan abi bugün yok herhalde. Sıkıldı derslerden. Evet. Sonuçta bunları bulduktan sonra neye yarayacak bu? Her birine ayrı ayrı ne yapacağız? Birinci, ikinci, üçüncü GİM esnek bütçe tablosunu hazırlayıp sabit ve değişken GİM'ini bularak birinci yardımcı gider merkezi, ikinci yardımcı gider merkezi ve üçüncü yardımcı gider merkezi için hesaplamaları doğru olarak yapmaya çalışacağız. Evet, size bir soru. Lider, evet, ve patron için hangi maliyet, evet, yorumunuzu bir yapın bakalım. İçin hangi maliyet kalemi önemlidir? Hem biraz düşünürelim, biraz da dinlendirelim sizi. Altta yazılanlar, birinci yardımcı gider merkezi için aylık normal kapasite 3480, birinci YGM için 5 bas bölü ay birik, sonra diğeri için 1470. Burada dikkat edilmesi gereken noktanın da siz yorumlarınızı bir yazın. Önümüzdeki haftalarda derslere mikrofonu olan arkadaşları da aktif hale getirelim mi? Ne dersiniz? Yani uzaktan eğitim dersi yapıyorsak aşağıya doğru kaydırınca çıkıyormuş. 56'ya 59 yorumlarınızı bekliyorum. Muhammed, lider olsam maliyet muhasebesinde hangisine karar verirsin? Hangi maliyet kalemine
Pazarlama satış giderleri. Vergi. Vergide indirime gittiler. Avantajlısınız. Satışların maliyeti de düşüyor. Ham madde bulamıyorsunuz. Üretiminiz durdu. Şu an COVID-19'la birlikte yaşadığımız bunlar mı? Arge yapamıyorsunuz. Çünkü üretiminiz durup. Lütfen düşünürken okuduğum bir yazıyı da bakalım bulabilirsem. Ekonomik belirsizlik üzerine Profesör Daron Acemoğlu bir açıklama yapmış. En parlak Nobel adayımız. İlli dakika konuşmuş. Gelecek dönemle ilgili ne dedi biliyor musunuz? Hiç demiş. Evet, iş modellerinde değişiklik oluyor. Arkadaşlar eş zamanda çok fazla sayıda ve ders yapıldığı için şu an aynı anda 88 hocanın ders yaptığını düşünün. Derste interaktif olarak tabii diğer hocalarımızın nasıl yaptığını bilmiyorum. Ancak tableti kullanmam sebebiyle de en iyi ekonomistlerden biri hiç demiş ama hiç demeyeceksiniz aslında. İş modelleri, geleceğin iş modellerinin değiştiği ve maliyet kalemlerinde de yeni maliyet kalemlerinin ortaya çıkacağı aşikar. Yani siz bu iş modeli, şimdi iş modeli neye döndü? Evden çalışmaya döndü mü? Daha önce bu yazılımları kullanmıyordunuz. LinkedIn'den canlı yayın yapmıyordunuz veya webinar açmıyordunuz. YouTube'dan canlı yayın yapmıyordunuz veya YouTube'a bir video yüklemiyordunuz. İş modeliniz ve ifade etmek istedikleriniz, uygulamalarınız veya bir Teamweaver programı kullanarak paylaşım yapmıyordunuz. Uzaktan bağlantı kurmuyordunuz. Demek ki bunları lütfen göz ardı etmeyin. Yani yazılım ve araçlarını hiç değildir. Yazılım ve araçlarını bilirseniz, bilgilerinizle bütünleştirdiğinizde neyi nasıl yapacağını bilir ve çözüm yolunu bulabilirsiniz. Lider neye bakar? Patron neye bakar? Patronun baktığı kârdır. Lider başka bir şeye bakar. Kâra bakarken maliyeti düşündüğü aslında maliyet kalemlerinde ilk ham madde malzeme maliyetlerini düşürmeye çalışır. İlk ham madde malzeme maliyetini, işçilik maliyetini düşürmeye çalışır. Yine pek fazla bir etkisi olabilir mi? Genel imalat maliyetini. Şimdi burada düşünürken bir de patron direkt ve endirekt maliyetleri de düşünür. En işlemi sırasında seçilen yöntemi düşünmez. Yani hep maliyeti düşürüyor. Kaliteli ürün ürettim diyor. İşçilik maliyetini düşürüyor. Zaten genel imalat maliyeti, dağıtımı, muhasebeleştirme, maliyet muhasebesi, accounting, kontrol kısmında karşınıza çıkacak yer direkt endirekt maliyetleri de. Yani yemekhane hizmetini sunarken daha düşük maliyetle sunmaya çalışır. Enerji maliyetini düşürmeye çalışır ve benzeri.
olanakları denemeye çalışır. Ama lider asla kârı düşünmez. Bakın, kârla işi yok. Kaliteli ürünü uygun fiyata sunacak şekilde yapılandırmayı mı planlar? Yani ilk ham madde malzeme maliyetini kalite standartları çerçevesinde istenenden yüksek seviyede olmasını ister. İşçilik maliyeti genel imalat maliyeti yük, bakın işçi çıkarmaz. Genel imalat maliyetinde enerji, sigorta, amortisman, vergi ve benzeri maliyetlerin artışı olsa da birim ürün maliyetindeki müşteri memnuniyet seviyesindeki düzenlemeyi asla düşürmeyecektir. Sorgularken lütfen şunları hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Maliyet kalemleri neydi? Konuşulacak konular, yani finans ve likidite konuşulacak. Yol haritasında bunlar gözüküyor. Merak eden arkadaşlar bu konuları merak etsin. Maliyet kalemlerinde de merak edilecek konular aslında şu an tedarikçiden ilk ham madde, tedarikçiden malzeme gelemiyor. Malzeme gelemediği için işçi çıkarmaya, günlük işçi çıkarmaya veya durağanlaşmaya başladı. Genel imalat maliyetindeki enerji maliyetleri ötelendi. Su, doğalgaz, su ve benzeri diyelim. Yardımcı gider merkezlerindeki maliyetleri düşürmeye gidildi. Ancak finansal piyasalardaki belirsizlik yerini koruyacak olsa da siz çarkı durdurmamak zorundasınız. Çark durduğu zaman tekrar, yani tekrar çalıştırmak için geçireceğiniz süre katlanacağınız maliyet. Yani lider olan herhangi bir işletmenin CEO seviyesindeki kişi asla çarkı durdurmamalı. Üretimi ara verebilir ama ara verirken yardımcı gider merkezlerindeki maliyeti düştüğü için esas gider merkezlerinde servisler için parça üretim yapabilir. Elindeki ham madde malzeme oldu mu cevabımız? Yorumumuz. Yasin, sesim gelmediği zaman yazmıyorsun. Şimdi de tamamen Yasin gitti. Yani sorgularken lütfen GİM kalemi dediğiniz zaman ve GİM kalemi içerisindeki enerji, endirekt malzeme, endirekt işçilik, yani hiç demeyeceksiniz. Hiç için çözüm üreteceksiniz. Ve sorgulayacaksınız ve dikkatli olacaksınız neyin nereden geldiği, neyin nasıl olduğu ve nasıl yapıyorsunuz. Yazdıklarınız bana da geç geliyor. Bunlar hiçbir sunularda yok. Bunları biz kendimiz söylüyoruz. İkinci YGM, GİM, esnek bütçe. Yorumlar kattığımız yerler sunularda yok arkadaşlar. Günceli de takip etmek zorundayız ki güncel örnekle birlikte sorgulamayı daha iyi yapabilelim. Ve sonuçta bulacağınız şu toplam değer, birinci YGM esnek bütçe için bir para birimi bulacaksınız. Sonra
sabit gim değişken gim için niçin 75 yazdın? Biz 18. slayta kadar geldik şu an. Arkadaşlar. Evet. Yani ikinci YGM içinde YGM için YGM GİM esnek bütçesi içinde niye hesaplamanız gerekiyor? Sabit GİM ve değişken GİM 130 bin para birimi bölü ay iken değişken GİM'de 200 para birimi bölü baz üçüncüsü için de sabit GİM değişken GİM 60 bin para birimi bölü ay 90 para birimi bölü işçi sayısı mıydı? İşçi sayısı olarak yazmıştık. Ki bu şekilde neyi bulmuş olduk? Sabit değişken gimlerin esas gider merkezlerinde ki etkisinin aylık normal kapasite seviyesindeki değerinin ne olacağını sorgulayabilelim diye detayı evet, Esra arkadaşımız yazıyordu ama yazmayı bıraktı herhalde. Sonuçta şunu bulmaya çalışacağız. Birinci yardımcı gider merkezi GİM esnek bütçe tablosunda birinci EGM'ye gidecek sabit GİM ölçüsü metreküp kapasite seviyesi 3400 metreküp bölü ay 131.465 para birimi bölü ay. İkinci esas gider merkezine ne yapacağız? 40 para birimi bölü metreküp çarpı ne bölüyordu?
This bölü I. Kapasite. Kim esnek 400 para birimi bölü this olarak hesaplıyoruz. Ki bu şekilde ve üçüne de gidecek olanları hesapladığınızda şimdi birinci YGM esnek bütçe tablonu birinci esas gider merkezine birinci esas gider merkezine üçüncü şimdi ne yapmaya çalışıyorum? Şunu yapmaya çalışıyorum. Birinci YGM yine esnek bütçe tablosundan birinci esas gider merkezine gidecekler. İkinci YGM esnek yazayım sadece. Birinci EGM'ye gidecek. Sabit GİM ve değişken GİM'i bulmaya çalışıyorum. Sonra üçüncü YGM'deki sabit GİM GİM değerlerini hesaplamam gerekiyor. 24.858 para birimi bölü ay 250 para birimi bölü diz 24.897 para birimi bölü ay 180 para birimi bölü diz şeklinde birinci ikinci sonuçta neyi bulayım? Esnek bütçe oluşturmaya çalıştığım birinci esas gider merkezi, genel imalat maliyeti, esnek bütçe, ana tablosu diyor. Aslında esnek bütçesi bu. Kapasite ölçüsü. Kapasite seviyesi, örneğin direkt işçilik saati ise diz, kapasite seviyesi ise kaç diz oldu? Örneğin 305 diz bölü direkt işçilik saati bölü ay yazmıştık ve GİM kalemi.
Herhalde ses şimdi geldi. YGM'den görüntü yazdıklarımda bir problem oluyor mu? Görüntüyle ilgili bir problem yaşıyor musunuz? Yani çalışma sayfasına yazdıklarımız görünmesinde ses gittiği zaman hemen ses gitti diyorsunuz. Evet. İzliyor musunuz? Yani bulduklarım, dikkat ederseniz, birinci YGM, ikinci YGM ve üçüncü YGM için esnek bütçesindeki kapasitesi örnek olay içerisinde normal kapasite seviyesindeki değerleri hesaplarken değişken güimleri de 400 para birimi bölü 250 para birimi bölü diz, 180 para birimi bölü diz, 830 para birimi bölü diz. Yani üçünün toplamı doğru oluyor mu? 650, 830 para birimi bölü diz. Ve genel toplamda da 331.222 para birimi bölü ay ve 50.830 para birimi bölü diz. Yani A artı BX olarak elde ettiğimiz değer de neyin nereden geleceğini sorgulayacağımız işte bütçelenen GİM. Sonuçta bütçelenen GİM dediğimizde Y eşittir A artı BX bütçelenen genel imalat maliyeti eşittir 331.222 para birimi bölü ay artı 50.830 para birimi bölü diz çarpı kapasite. Demiştik? GİM'in bir formülünü yazmıştık dersin başında. Yükleme oranı çarpı kapasite gibi bir şey yazmıştık. Yine döndük dolaştık. Ve normal kapasite seviyesindeki bütçelenen neyi bulmaya çalışıyorum? Bütçelenen yükleme oranı nedir? Sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. Buradaki hesaplama da oldukça basit. Bütçelenen yükleme oranı eşittir. Ne yazacağım sadece? 331.222 artı 50.830 çarpı 305 dizbülü ay. Bu normal kapasite seviyesindeki değerdi. Sonuçta bulacağım değeri nasıl hesaplıyorum? Yanlış mı yazdım formülü? Evet, dinliyor musunuz arkadaşlar?
331.222 artı 50.830 çarpı 301. Ses gidiyor mu şu an? Herhalde bende gitmiş gözükmüyor. Ses ile ilgili bende bir problem gözükmüyor ama sanki sizde bir problem gözüküyor gibi geliyor. Bölü 305 para birimi bölü ay dis bölü ay herhalde para birimi bölü dis olarak hesaplamış olacağız. Hesaplanması gereken noktada ele alınacak değerin de sorgulanması gerekiyor. Ki aynı şekilde bir maniğin nasıl kullanıldığı ve nasıl sorgulandığını da bilmemiz gerekiyor. Evet, sorularınız var mı arkadaşlar? Demek ki esnek bütçede de farklı kapasite seviyelerinde de esas gider merkezleri ve yardımcı gider merkezleri için esnek bütçe raporunun hazırlanması ve maliyet sistemlerinin dikkate alınması gerekiyor. Maliyet sistemlerinde dikkat ederseniz maliyet muhasebesi ve kontrol içerisinde dedik ki artık mamullere dağıttıktan sonra sipariş maliyetleme, safa maliyetleme her bir sipariş için bu notları yükleyeceğim. Lütfen bakın sipariş, safa maliyeti. Yani artık niye anlatmaya başlayacağız? Temel kavramların oturduğunu düşünerek maliyet sistemleri. Şimdi sipariş, safa, sipariş, safa, faaliyet tabanlı, ve standart. Şimdi en sıklıkla kullanılan standart maliyetler ve sapma analizlerdir. Sapma evet, standart maliyetler ve sapma analizleri dikkati çeker. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta maliyet sistemlerin neyin nereden geldiğini. Şimdi sipariş maliyetleme sistemi dediğinizde bakın sipariş maliyetleme her bir siparişe uygun olacak şekilde
hesaplamanın yapılabilmesi için farklı, yani özetle şunu sorgulatmaya çalışacak. Diyecek ki farklı sipariş maliyetleme olarak ifade edildiğinde bu sistem içerisindeki farklı siparişlere 02 sipariş 03 için neleri bulmaya başlayacak? İşte üretime başlama, üretimi tamamlama zamanıyla birlikte direkt malzeme maliyeti, direkt işçilik maliyeti artı genel imalat maliyeti o da dönen malzeme o da üretilen mamül maliyeti dönem başı mamül stok maliyeti malzeme stok maliyeti satılmaya hazır mamül stok maliyeti satılmaya hazır mamül maliyeti yani bunu düşünürken neyi düşüneceğiz? Sipariş 01 için bunu düşünürken sipariş 02, 05, 02 ve 03 için mamül çeşidi çoksa mamül çeşidi çok imalat kesikliği ise parti tipi üretimde ve maliyet kalemlerinin birbirinden maliyetlerin ayrılabildiği durumlar için sipariş maliyet sistemi dikkate alınır. Ve her mamül maliyeti için sipariş maliyetindeki direkt malzeme maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve genel imalat maliyeti her birine ayrı ayrı olacak şekilde malzeme stok kartından, işçilik zaman kartından yani biz özetle şuraya kadar geldiğimiz noktada malzeme stok kartı stok kartından bir veri alacak. Sonra işçilik zaman kartından bir veri alacak. Direkt işçilik saatini, direkt malzeme maliyetini bulabilmek için neyi çıkaracak? Sonra yine dağıtım kartı biz kartı şöyle diyelim. Maliyet tablosu aslında bu menüleri malzeme stok yönetimi verisine aldığınızı aynı şekilde hesaplamanın dağıtım ile ilgili örnekleri önümüzdeki hafta detaylı olacak.